Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Tabii ki Sufi hocamızla. Hocam, what's in the video? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün artık 3. ünitenin son dersinden bahsedeceğiz. Konumuz telling the date, yani tarihleri söylenmesi. Ama tarihleri söylemeden önce ordinal numbers dediğimiz sıra sayıları bir göz atmamız lazım. Çünkü tarihleri söylerken çok önemli. Months, aylardan ve yılların kısaca nasıl söylenebileceğinden bahsedeceğiz sevgili Nagel. Şimdi hemen burada iki tane çocuk arasında geçen konuşma var. Bakalım. Ben sormuşum. Hey Jenny, when were you born? I was born on 10th of February. And you? I was born in summer. My birthday is on 5th of July. Sorry for you, because it is summer holiday, so you can't invite your classmates to your birthday party. Yes, you're right. I generally celebrate it with my family. Ne demiş? Evet, Jenny, ne zaman doğdun? Ay... 10th of February. Şubat 10. 10 Şubat'ta demiş. Ya sen demiş. Benim doğum günü, ya ben yazın doğdum. Benim doğum günüm 5th of July, yani Temmuz'un 5'i demiş. Hı hı. Bunun için, senin için üzüldüm demiş. Neden üzülmüş? Çünkü yaz tatili değmiş doğum günü. Yaz tatiline denk geldiği için. Bu yüzden... sınıf arkadaşlarına birthday partine, doğum günü partine çağıramıyorsun. Çağıramıyorsun, davet edemiyorsun. Evet, haklısın. Ben genellikle demiş ailemle birlikte celebrate, yani kutlama yapıyorum demiş. Benim şimdi de kaderim oydu. 5 Haziran. Haziran 5. Hep okulların kapandı. Son haftası. Kimse okula gelmez. Yazın tatili, yazın doğum günü olan öğrencilerimize buradan selam olsun diyoruz herkese. Aynen. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Selam olsun. Güzel. Arkadaşlar, şimdi biz tarihleri söylerken dediğimiz gibi ordinal numbers dediğimiz sıra sayılardan faydalanıyoruz. Sıra sayılar Türkçedeki arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi sonuna inci eki eklenen kelimeler. Peki arkadaşlar, biz bunları İngilizce'de nasıl yapıyoruz? Dikkat ederseniz turuncu ile yaptıklarımız arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, 21. 22. 23. 31. 32. 33. 41. 43. diye devam ediyor ama zaten en fazla o ay 31 gün çektiğinden dolayı biz en son 31. güne kadar geldik. Şimdi rakamla, yani sayıyla yazmaya kalkarsak first, second, third diyerek yazıyla yazdığımız zaman son iki harfi rakamın sonuna getiriyoruz. Bunu genelde üstüne de getirebiliriz. First gibi de görülebilir. Son iki harfi arkadaşlar sayının üzerine getiriyoruz. First, second, third. İlk üç tanesi farklı. Geri kalan bütün sayılara dikkat ederseniz sonlarına arkadaşlar T ve H harfleri, yani TH harfleri geliyor. Bu TH harflerini bunlara kattığı anlam arkadaşlar ıncı veya inci. First, second, third. Birinci, ikinci, üçüncü. Ondan sonra fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, twentieth diye devam ediyor. 21'inciye gelince yine 21st, 22nd, 23rd diyoruz. Peki Nagihan, sana güzel bir soru. Neden 11, yani 1, 2, 3'te, 21, 22, 23'te ıncı, yani first, second, third kullanıyoruz da 11, 12, 13'te niye kullanmıyoruz? Çünkü 11, 12, 13 normalde de farklı. 11, 12 diye söylüyoruz. Güzel. Normalde bütün 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 43 derken aslında 41, 42, 51, 52 diye aslında önce 50, yani 10'un katları olan sayıyı sonrasında 1, 2, 3 diye devam ediyoruz. Ama 11, 12, 13 rakamları için... Önce 10 sonra 1 demiyoruz. Mesela buna 10, 1 demiyoruz değil mi normalde? Aynen. Biz? 11 diye onun 11 diyoruz. Adı var. Onun özel bir adı var. 10, 2 ya da 10, 3 demiyoruz. Onların kendi adları var. Kendi adları olduğundan dolayı biz... Ne yapıyoruz? Direkt rakamın sonuna T ve H harflerini getirerek 11th, 12th, 13th getiriyoruz. Dolayısıyla sadece 1, 2, 3, 21, 22, 23, 31. rakamlarda sonuna özel şeyler özel geliyor. Kullanıyoruz. Yani onları 31st, bileceğiz. 22nd, 23rd gibi devam ediyoruz. First, diğer... second, third'ü bileceğiz. Son iki harflerini de 1, 2, 3'ün başına. Güzel. Yani ne zaman one dememiz gerekirse one'ın yerine first. Evet. Two'nun yerine second. Second, three'nin yerine third. De third diyoruz. Zaten 21, 22, 23'te de aynı şey geçerli. Şimdi geliyorum aylara. Ayları bir saysana bana Nagihan. Ki ilk iki tanesi biraz zor. Ocak, Şubat, Mart. İngilizcesinden bahsediyorum tabii ki. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Şimdi şunların baş harflerine bakarsan bunlar... Sonbahar mı son yoksa? Son 4 gibi son D diye düşünebiliriz. Aynı zamanda bunlar sonbaharın... aylarının baş harflerini oluşturuyor. Çok iyi bir kodlama. İlk iki tanesi gıcık. January, February. Geri kalan zaten March, Türkçedeki Mart'a Mart benziyor. April basit bir ay. May, Türkçedeki Mayıs. Aynı. June, July. Ay. Haziran, Temmuz aylarında tatile gidiyoruz. August zaten Türkçedeki Ağustos'la aynı. Son dördü de kafamızda şifrelediğimiz zaman arkadaşlar herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Ve artık sana soruyorum Nagihan. When is your birthday? 5th of July. My
birthday is on. Neden on kullandığımı birazdan bahsedeceğim. Fifth of July. Aa, June. June. Doğum gününü unutan insan. Annenin, babanın, ablanın veya herhangi bir yakının tanıdığın doğum gününü bilirsin. Ablam 14 Mart mesela. Güzel. My sister's birthday 14th is on 14th. Bunu rakamla bu şekilde, yazıyla da 14th bu şekilde yazabiliriz. 14th of March gibi arkadaşlar. Önce ayın kaçıncı olduğunu, sonra da hangi ay olduğunu kısaca bahsederek doğum gününü söyleyebilirim. Şimdi biz tarihleri iki şekilde söyleyebiliyoruz. Yıllardan henüz bahsetmiyoruz. Tarihleri iki şekilde söyleyebiliyoruz. Birincisinde ayı öne, günü sona alıyoruz. İkincisinde de günü öne, ayı sona alıyoruz. Hmm. Fark etmez. İkisi de aynı şey nihayetinde. April the 23rd, yani Nisan 23 ya da Nisan'ın 23. günü diyebilirim. Ya da 23rd of April. Buradaki of Türkçedeki n'nin anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Yani Nisan'ın 23. günü gibi hiçbir fark yok. İki türlü de söyleyebilirim. April the 23rd, araya d geliyor genelde ay gelince. Ayın hangi günü olduğu, günü başa getirdiğimiz zaman da araya da of getiriliyor. August 30th. August the 30th ya da 30th of August gibi de iki şekilde de söylenebiliyor. Şimdi tarihlerden önce on kullanırız diyoruz. Neden? Bu Türkçedeki da'de anlamı kattığı için. Yani sen ne zaman doğdun? Nisan'ın, Haziran'da mesela. Haziran'ın 5'inde, evet. Nisan'ın 8'inde, Aralık'ın 9'unda gibi. Da'de anlamını kazandırmak için günlerden önce on kullanıyoruz. Bir daha hatırlayalım. Saatlerden önce biz et kullanmıştık. Bu da anlamı da'deydi. Günlerden önce 10 kullandık. Günlerden önce 10 kullandık. Yine bu da da'de anlamı katmıştı arkadaşlar. Geri kalan her şeyden önce in kullandık ki birazdan göreceğiz. Mesela in, sen 1963 doğumluydun galiba. In 1963. Her derste evet, senin yaşın bir değişiyor, farklı oluyor. Enteresan. Olur hocam, sıkıntı yok. In nasıl uygun görürseniz. Summer. In June. Dikkat edersen 1963'te yazın, Haziran'da derken o yılların içerisinde, o mevsimin içerisinde, o ayın içerisinde olduğun için in kullanıyoruz. Tamam, ama öyle yine kattığı anlam daha değil aynı. Çok iyi anladım. Kaçta doğmuşsun? 1955 mi? Hocam 1700'lere uzanıyor aslında. Evet. Her yüzyıl bir daha dünyaya geliyorsun anladığım kadarıyla. Reenkarnasyon aracılığıyla. Şimdi arkadaşlar geldik yılların söylenmesine. Yılları söylerken iş kolay olsun diye ne yapıyoruz? Biz ikiye ayırıyoruz bunu. 19 ve 22 şeklinde söylüyoruz. Gerçekten bu çok güzel bir kolaylık. 1922. 1922. Şimdi bizim ağzımızdan çıktığı gibi 1922 gibi söyleyecek olsaydık nasıl söylerdin Nagihan? 1922. 22 değişmiyor zaten. O da evet. Sıkıntı yok ama bu 1900, 100 neydi? 1000 neydi gibi kafa karışıklığına gitmemek adına ikiye böldüm rakamı. 1922 dedim. 1881 cümlesinde olduğu gibi. Yani 1885 ne yaptık? 18'i ayrı, 81'i ayrı söyledik. Şimdi bu 2000'li yıllarda birazcık değişiyor. Neden? Çünkü 2001 mesela. 2000 ya da şöyle söyleyeyim. 1900 derken nasıl diyoruz? 1900 diyebilirim. Ya da 19 bu 2-0'da 100'müş gibi söyleyebilirim. 1900 da diyebilirim. Hmm, 1900 1900. Derken. 1800 gibi 19 tane 100. Matematik, biraz matematik hesabı giriyor işin içerisine. 2000 derken 2000, 2001 derken 2001, 2002, 2003 diye devam ediyor. 2000 işte 14 de diyebilirsin. Mesela 2014 yılından bahsedeceğim. İstersen ben bunu 2013 gibi de 14 gibi de bahsedebilirim. İstersen 2014 gibi de bahsedebilirim. Hangisi kolayımıza gelirse. Yüzlü rakamların sıfır olması, yani 2100'e kadar biraz rahatız gibi. 2100'den sonraki yaşayanlar artık kendiler düşünsün nasıl söyleyecekler. 21-14 mi söylerler artık? Kızdan kadar söylerlerse. Ben o tarihleri görmem. Sen görür müsün? Sen zaten şu ana kadar yaşıyor olman mucize zaten. 1965'lerden doğdun. Ben hep görürüm. Güzel. 2100, peki nasıl derdik? 2100. 2100, 2-0'lı. Değil mi? Yani aynen. Sonun 2-0 olduğu zaman baştaki ve sonrasını buraya da 100 gibi okuyoruz. 21 çarpı 100 gibi okuyabiliriz. Biraz matematik girişin içerisine. Demin de bahsettiğim gibi yıllardan önce in kullanırız çünkü o yıl içerisinde anlamına geldiğinden dolayı ki Atatürk was born in 1881. Atatürk 1881'de doğdu. Fenerbahçe was founded in 1907. Şimdi burada 1907 derken
Burada 1907 demiyoruz da 1907 diyoruz. Burada zero değil de o kullanıyoruz. Yani 1907 gibi kullanıyoruz. Sıfır yerine o. O kullanıyoruz. Güzel. Beşiktaş was founded in 1903. Beşiktaş'a da selam olsun. Galatasaray evet, alınmasın. 1905 arkadaşlar. Galatasaray was founded 1905. Ben... Diğer takımdan arkadaşlar videonun burasında kapatıyorlarmış kızım. Yazıklar olsun gibi. Evet. Şimdi tarihler ve aşağıda söylemleri var. Onları birbiriyle eşleştireceğiz. 19 Mayıs 1919. O zaman hangisi olabilir sence? Bir kere Mayıs da? Kolay. Buldum Mayıs'ı. Güzel. 1919. Güzel. Hemen yazdım ben de. Evet, süper. 23 Nisan 1920. O da burada. The 23rd of April 1920. Güzel. Ki sonra 30 Ağustos 1922 Zafer Bayramı. Bu tarihler özel tarihler. 30th of August 1922. Hı-hı. 29 Ekim 1923. 29th of October 1923. 10 Kasım 1938. The 10th of November 1938. Güzel arkadaşlar, bu da bizim. Of demiyoruz değil mi orada? Of, of, of. F gibi okuyoruz. Evet. Atamızın ölüm tarihi biliyoruz. Şimdi burada tarihleri biz yazalım. Hazır demin verilmişti. Çok evet. Güzel yazdık. 1, 2, 3, 4 diye eşleştirdik. Şimdi biz yazalım. 5 Ağustos. 5th of August. 5 Ağustos. Yani nasıl yapacağız? 0. Önce günleri yazıyoruz. Gün, ay, yılda yazıyoruz. Nasıl yazacağız? 0, 5, 0, 8 diye yazabiliriz. Böyle direkt şey bu kadar. Yapacağız. 0, 5, 0, 8. November 3rd. Üçüncü günüymüş. Hangi ayın? November'ın. Yani Kasım değil. Kasım. Güzel. Evet. O zaman 03, 11 diyeceğiz. July the 22nd. Temmuz 22. 22. 22 Temmuz. 22. 07. 07. 13th of December. 13th of December. 13 olduğundan dolayı demek ki teenager yani 10 13. Aralığın 13'ü. 13. 12. 12. October the 9th. 10. ay. Yılın kaçı? Yıl 9'u. 9'u. 09. 10 yazıyoruz. 18th of May. Mayıs 5. ay, 18'i de hocam artık onu da. 18'i de bilmeyen bu dersi de niye hiç anlatmasın yani. 18 Mayıs. 18.05 diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Write the dates now. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Demin bu da rahattı. Şu anda giderek zorlaştırıyoruz işi. Hadi bakalım daha gel. Şimdi. Dın dın dın. 2020'yi söyleyecek miyiz en tabii, son? Tabii. İki türlü de söyleyebiliyorduk. Tamam. Mesela... Sen birinci türlü söyle. Bakayım, göremedim en azından. Sıra sayıları al önüne istersen. Şimdi 12 ile başlayalım. Evet. Bence. December the diye söyleyebilir miyiz? December değil, bir önceki. October. Ha, October. 12. 10. Ben 12. Aa. Şimdi bu day. Hocam elinizden göremedim. Hı, öyledir, öyledir. Bu month, ay. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz ki year, yıl. Şimdi o yüzden October the... 12. Bir dakika, 12th. Şöyle evet, değişiyor. Evet, THS var. Güzel. Sonra da 2020 yani 2020 mi diyeceğiz? 2020 diyebiliriz, 2020 diyebiliriz, 2020 diyebiliriz. 2020 diyebiliriz. İkisi de uygundur, bence sıkıntı yok. Tamam. 14 Aralık 1985, kutsal bir tarihtir. 14th. 14th. Niye? The diyelim mi başa? The 14th mi dememiz the lazım? The diyebilirsin, demeyebilirsin. The 14th the diyelim, bir şahsiyet kazandıralım. Çünkü çok önemli bir gün. December. Sorsana niye diye arkadaşım. Niye sormayacağım. Benim doğum günüm arkadaşlar. Hiç sormuyor, sıralarda sormuyor. Allah Allah. Ben de bir şey hani bildiğimiz... yani dünya için önemli bir gün. Yani önemli için. Bir gün. Evet, onu, evet. Evet, kırmızı renkte böyle. Güzel. The 14th of December 1985. Hiç ben üzerine durmama rağmen sırada sormadı. 1980. Bir taraftan düşünüyorum neydi, ben mi unuttum acaba, önemli bir günde hatırlamıyor muyum diye. Önemli bir günde hatırlamıyormuşum. Tabii sen bu tarihlerde 50 yaşında olduğun için çok hatırlamıyor olabilirsin. Evet. Haziran'ın 21'i ve 21 Haziran 2001'miş. Bunu nasıl yazacağız? Hangi türlü yazalım? Ayı mı başı alalım? Yok. Bizim sıralamada olduğu gibi. Yani gün, ay, yıl. Zaten yazılmış. Tamam. Okunuşunu yazalım o zaman biz. The 21st. 21st of June. Of June. Neydi 2001? 2000. 2000.
One mı diyeceğiz? One. Burada 2001. And kullanılabilir, kullanmayabilir. 2001, 2001 ve sadece 2001'da denebilir. Evet. Çözüyorum işi. Hallettin ya. Second of March. March. 1952. 52. Ya şahane çözdüm, ya. Çözdüm. Evet, şimdi sırada testlerimiz var. What is the correct order? Doğru sıralama ne demiş? Burada Steve Jobs'ın hayatından değişik bölümleri aldık. Bakalım doğru sıralamayı nasıl anlayacağız? Bunu anlamamız için tabii ki önce tarihleri okumamız lazım. Birinciyi buldum. Neyi buldun? Was born in dediğine göre bu olabilir yani. İlk doğduğundan bahsediyor muhtemelen. Doğduğundan güzel. Doğduğundan bahsettiği için 1955'miş. Güzel. 1955. O zaman şu iki seçenek gitti kafadan. İkilerle başlıyor çünkü. Evet. Sonra mesela ilkinin tarihi neymiş? 1974'muş. Ben sonuçunu buldum. He died of pancreatic cancer in 2011. 2011 yılında da ölmüş. O zaman 3 ile bitecek. O zaman kesin. O zaman 2 ile başlayıp 3 ile bitiyor. Bu bizim için bir avantaj değil. Sırada 1 mi geliyor, 4 mi geliyor bakalım. In 1974, Jobs took a position as a video game designer with Atari. 1974 kaçtı Nagen? Hocam hiç 1970'yi düşünmeme gerek yok. Bu 4, bu 6. bu 6, bu 4. 1974, güzel. 1974, bu 1976. O zaman önce? O zaman tabii ki önce 1 geliyor. 1 geliyor, devam ediyor. O zaman A şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Güzel Nagen, mantık yürüttüm. Matematikçi. Matematikçini bir kere daha ortaya koydu. Ve ünlü Amerikan şair ve yazar Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe was an American poet and author. He was born on January 19th, 1809 in Boston. He was famous for his tales and poems of horror and mystery. He had a very hard life. He died on October the 7th. Şuraya da inceyi biz ekleyelim. 1849. His reason of death is still a mystery. Gizemlerle aslında dolu bir insan. Ölümü bile gizemliymiş. Evet. He had a very... Hangisi doğrudur demiş. He had a very comfortable life. No. No. He had a very hard life. Zor bir hayatı oldu. Rahat bir güzel. Hayatı yok. Devam. He was an English writer. Amerikan. Bu da doğru değil. He composed lots of songs. Şarkı, çok şarkı şey ya, hayır. Composer, besteledi diye bir şey yok. Ya, şey he was yazmış. Only 40 years old when he died. Yes, true. Öldüğünde 49'da ölmüş. 1809'da doğmuş. 49'dan 9'u çıkartırsak 40 yaşında güzel. Ölmüş. Güzel. Matematiğe de iyi olan bir arkadaşımla bu soruyu çözmekte ayrı bir keyifti. Ve sorumuzun doğru yanıtı D diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde de tarihlerin söylenmesini bitirmiş oluyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.